Teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar ikinci sunum yapı malzemesi olarak kullanılan ignimbritlerin kaynaklanma derecesine göre kaynaklanma derecesine yönelik nicel parametreler örnek olarak Ahlat Taşı ignimbrit başlıklı Levent Selçuk ve Turgay Beyaz hocalarımızın hazırladığı bir bildiri. Sunumu Levent Selçuk arkadaşımız yapacak. Söz sizde Levent Bey. Teşekkür ederim hocam. Sunum sanırım gözüküyor değil mi? Bir sıkıntı yok. Son dakika olması lazım. Evet. Öncelikle herkese merhabalar. Ben 73. Türkiye Jeoloji Kurultayı'nın başarılı geçmesini temenni ediyorum. Emeği geçen tüm hocalarımıza ve meslektaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Biz bu çalışmada özellikle yapı malzemesi olarak kullanılan ignimbritlerin kaynaklanma derecesine yönelik nicel parametreleri incelemeye çalıştık. Ve kaynaklanma dereceleri ile bu nicel parametre arasındaki sınır değerleri dikkate alarak aslında bir ignimbritlerin kaynaklanma derecesine bir sınıflandırma oluşturmaya çalıştık. Ahlat bölgesi üzerinde çok fazla çalışma var, biliniyor diye düşünüyorum. Geçmişte çok önemli bir merkez aslında. İlim adamları, bilim insanları ve sanat adamlarının yetiştirdiği bir alan. Ve bölgede çok sayıda kümbet var. Ve bu kümbetlerin görsel özellikle birbirlerinden farklı ve o dönemin yaşamış kişisi tarafından da burada mezarları söz konusu kişilerin. Tabii bu yapıların hepsi ignimbritle inşa edilmiş. Bölge genelinde tabii sadece kümbetler yok. Mezar taşları, köprüler, camiler, çeşmeler, tarihi eski yapılar gibi yapılar da yine ignimbrit kullanarak inşa edilmiş yapılar. Tabii burada dikkat çeken Ahlat Selçuklu mezarlığı. Burası UNESCO Dünya Mirası Listesi içerisinde kendisine yer bulmuş. Buradaki işçilik çok önemli. Görsel anlamda da etkileyici bir alan. Tabii yapı taşlarının yoğunluk ve gözeneklilik, aşınma, sertlik ve dayanım gibi bazı ana özellikleri gerektirileri açısından kalite standartlarının karşılaması bekleniyor. Piroklastik akış yataklarında bu fiziksel ve mekanik özellikleri kontrol eden ana faktör de kaynaklanma derecesi. Burada kaynaklanma işlemi yüksek sıcaklıklarda piroklastik malzemenin bağlanmasını, kendi yükü altında sıkışmasını, pomze ve kaya parçalarının şekil olarak tüm madde içerisinde düzleşmesini içeriyor. Burada Sparks'ın 1976 yılında bir görseli var. Burada kökensel olarak piroklastik malzemeler iki şekilde aslında kökensel olarak oluşuyor. Bir düşme kökenleri şeklinde ki bunlar daha çok yüzeyde kaynaksız tüpler şeklinde tanımlanıyor. Bir diğer ise piroklastik akış şeklinde. Şimdi aslında piroklastik akışların bir çeşidi. Burada hemen alt şekilde ise kaynaksız bir çökerle kaynaklı bir çöker arasında fark gösteriliyor. Ve burada sıkışma etkin. Ve buna bağlı olarak da fiziksel özelliklerde bir değişim söz konusu. Şekilde görüldüğü gibi artık burada bir kaynaklanma başladıkça porositeleri ve yoğunlukta da bir değişim söz konusu. Yoğunluk burada artıyor. Buna bağlı olarak da gözeneklilik azalıyor. Sıcaklığın etkisiyle birlikte de dokusal özelliklerde farklılıklar söz konusu. Özellikle pomzalarda özellikle bir düzleşme söz konusu. Bu hem örtü yükünün, üzerindeki yükün ağırlığı hem de sıcaklığın etkisiyle birlikte. Bu kaynaklanma derecesiyle ilgili yapılan ilk çalışmalara bakacak olursak simit, hemen yan taraftaki şekilde özellikle kaynaklanmayı kaynaksız, üst fasiyes, orta fasiyes, alt fasiyes, geçiş sonu ve kaynaklı şeklinde bir tanımlama yapıyor. Simite göre kaynaklanmanın olmadığı bölgede daha çok kümes ve kaya parçaları kontrolde olmayan kül maddesi içerisinde ve gözeneklilik çok yüksek. Üst ve orta kısımlardaysa tümis ve kaya parçalarında kısmi bir deformasyon söz konusu. Bu daha çok sıkışmayla alakalı. Geçiş sonundaysa artık bu malzemelerdeki pomza birimlerinde daha çok düzleşme meydana geliyor. Bunlara fiyam yapıları ismi veriliyor. Yoğun kaynaklı bölge ise burada artık yoğunluğun çok yüksek olduğu nokta. Burası artık tamamen göreneksiz bir ortam. El örneklerinde de daha çok siyah obsidine benzer mikrofil bir yapı söz konusu. Tabii simitten sonra birçok araştırmacı farklı kaynak terminolojileri kullanarak farklı sınıflamalar gerçekleştiriliyor. Ama tabii genelde tanımlamalar yine simitin çalışmasına benzer. Bazı araştırmacılar bu üst, orta ve alt zonu kısmen kaynaklı veya zayıf kaynaklı veya orta kaynaklı terimlerle tanımlıyor. Bazı araştırmacılar ise birden altıya kadar farklı derecelerle tanımlıyorlar. Tabii burada önemli olan bu araştırmacıların fiziksel parametrelere de yer vermesi, özellikle gözeneklilik ve yoğunluk
tüm bu araştırmalarda ortak bir parametre. Önceki çalışmalara bakacak olursak bölge genelinde Ahlat ve civarında Özgür Karoğlu ve Yavuz Özdemir'in çalışmalarını görüyoruz. Bu iki ana iklim akışından bahsediliyor. İlksel birimler daha çok Bitlis Vadisi boyunca gözüküyor. Bunlar aslında Nemrut Yanardağ'ın ilk ürünleri. Burada da üç ayrı katman söz konusu. Tamer Kuralay'ın bir çalışması var. Buradaki ilimleri alt, orta ve üst fasiyet olarak değerlendiriyor. Kaynaklanma derecelerine bağlı olarak fiziksel ve bazı mekanik özelliklerini değerlendiriyor. Araştırmacılar tabii bu ilimli seviyelerin Bitlis Kalesi'nin farklı bölümlerinde duvar malzemesi olarak kullanıldığını da ifade ediyor. Burada şu önemli. Buradaki örnekleri minimum maksimum dayanım değerleri 8 megapascal ile yaklaşık 50 megapascal arasında değişiyor. Yine bölgede Sumita ve Şimdike'nin çalışması var. Burada tabii 12 farklı kaynaklanma derecesine göre 12 farklı yatak söz konusu. Bunların 7 tanesi tarihlendiriliyor. Ve araştırmacılara göre Nemrut ilmin belirti, bugün Ahlat taşı olarak da biliniyor, en genç ürünler olduğunu ifade ediyor buradaki tarihlere göre. Aynı araştırmacılar Selçuklu mezar taşlarının da Nemrut iklim büyüklerinden ziyade kendilerinden daha eski, daha güçlü kaynaklanmış, daha yaşlı birimlerden olduğunu ifade ediyor. Bunun için de yol gözler üst iklim büyüklerini işaret ediyor. Yine Ali Özvan'ın çalışması var. Yine farklı renklerdeki Nemrut iklim büyükleri üzerinde çalışıyor bu araştırmacılar. Daha çok tabii gödenekli kayaç olduğu için kılcallığın bozulmaya yönelik etkisini araştırıyorlar ve Ulu mezarlığındaki Selçuk mezar taşlarındaki bozulmaya aksan çalışıyorlar. Ve burada da dayanım değerlerinin yaklaşık olarak genç birimler için 8 megapascal ile 30 megapascal arasında değiştiğini ifade ediyorlar. Tabii aslında ilgilenenler için buradaki dayanım değerleri oldukça geniş bir dayanım verisi sunuyor. Bizim çalışmamız da önceki sınıflamaları dikkate alarak, önceki yarık antrepli sınıflamalarda daha çok bandelier, bişop ve retrosnake türlerine bağlı olarak bu sınıflamalar yapılmıştı ve burada daha çok yoğunluk ve gözeneklilik parametrelerini dikkate almışlardı. Biz de bu araştırmada daha çok yapı taşlarını dikkate alacak şekilde malzeme özelliklerini karakterize ederek doğal taş gerektirimleri için bu bir yarık antrepli sınıflama sistemi içerisinde bu özellikleri entegre ederek yapı taşları için daha kullanışlı bir sınıflandırma oluşturmaya çalıştık. Bunun için bölgede arazi çalışmalarında bulunduk. Daha çok taş atölyelerini ziyaret ettik. Burada farklı renklerde taşları bulmak mümkün. Kaynaksız birimleri elde etmek için de açık ocaklarda daha çok araştırmalarda bulunduk. Burada özellikle dokusal özellikleri, bazı indeks deneyleri yapma şansımız oldu. Ve laboratuvarda toplamış olduğumuz renkli farklı örnekleri farklı renkler içerisinde kaynaklanma derecelerini dikkate alarak bir kategorize etmeye çalıştık. Bizim burada kullandığımız örnekler daha çok siyah, gri, kırmızımsı kahverengi, grimsi sarı, açık kahverengi ve koyu kahverengi renklerinde ve bu örnekler de kaynaksız ile yoğun kaynaklı arasında geniş bir kaynaklanma derecesi sunuyorlar. Örneklerin tabii fiziksel, mekanik ve indeks özelliklerini özellikle ortaya çıkartmaya çalıştık. Bu anlamda fiziksel özelliklerde su emme, birim acıma ağırlık, gözeneklilik, aşınma direnci için bölme diskini kullandık. Ve tüm bu deneylerde standartlar içerisinde deneylerini gerçekleştirdik. Mekanik özellikler olarak da tek eksenli sıkışma testi ve yine eğilme dayanımı değerlerini bulduk. 4 noktalı eğilme testleri uygulayarak. İndeks parametrelerde ise daha çok ultrasonik ses cihazı, yine şimit çekici ve çim penetrasyon deneylerinden yararlandık. Bu aletlerin bazılarını arazide uygulama şansımız oldu. Özellikle aynı örnekleri laboratuvara getirmemek anlamında. Ve sonuç olarak bir sınıflama ortaya koymaya çalıştık. Tabii bu sınıflamayı yaparken de önceki sınıflamalardaki tanımları, terminolojileri birleştirecek şekilde bir sınıflama yapmaya çalıştık. Bizim sınıflamamıza göre derece 1 olarak tanımladığımız kaynaksız, burada konsolide olmayan kül bir matris içerisinde formza ve volkanik kaya parçalayacağı taze birikimler söz konusu. Burada bir adhezyon söz konusu yok. Şekilde görüldüğü gibi özellikle buradaki kaya parçaları ve formzalar kül matris içerisinde yapışık bir durumda değil, kolay bir şekilde tırnakla veya avucumuzun içiyle kolay bir şekilde bu soketlerden çıkabiliyor. Bu birimlerin maksimum dayanım değerleri yaklaşık 5 megapaskala kadar çıkıyor ve dayanım değer, yoğunluk değerleri de 1.13 gram bölü santimetre civarında. Derece 2'de ise fiziksel ve mekanik özelliklerde yine bir önceki sınıflamayla kısmen aynı, ancak örnekler daha kararlı, bir miktar adhezyon söz konusu.
Yine buradaki örneklerin dayanım değerleri 4 megapascal ile 8 megapascal arasında değişiyor. Burada RC2'ye atadığımız örnekler aslında önceki sınıflamada alt birim 2 veya sıra 2 sınıflarına da eş değer. Derece 3'te çok zayıf kaynaklı örnekler söz konusu. Burada artık sıcaklık ve sıkışmadan kaynaklı deformasyonlar söz konusu. Burada artık başlıyor. Bazı pomza parçalarında hafifçe düzleşmeler söz konusu. Yine artan bir adhezyon söz konusu. Ancak örnekler yine gözeneklilik anlamında nispeten yüksek ve yine düşük kuru birim ağırlık değerleri ve dayanım değerleri söz konusu. Dördüncü derecede ise orta derecede zayıf kaynaklı birimleri tanımladık. Burada da yine özellikle artan sıkışmaya bağlı olarak artık yüksek değerler söz konusu. Pomza parçalarının büyük bir kesimi artık bu sıkışmaya ve sıcaklığa bağlı olarak düz fiyam yapılarına dönüşmüş durumdalar. Beşinci derecede orta derecede yoğun kaynaklı tanımını yaptık. Burada baskın fiyam yapıları söz konusu. Yüksek oranda sıkıştırılmış kül maskiz, nispeten düşük porozite ve orta kaya dayanımı sergileyen yine ibridit ürünleri söz konusu. Bu derece ahlak bölgesindeki nispeten genç piroklastik akış yataklarının da atanması gereken en yüksek derece. Ve vitris varisinde de özellikle orta fasiyeslerde ve bazı alt düzey fasiyeslerde yine bu sınıfın içerisinde değerlendirildi. Bu sınıflamadaki bu derece yine önceki sınıflamalarda orta derecede kaynaklı terimine karşılık geliyor. Yoğun kaynaklı derecede ise daha çok obsidyen benzeri camsı numuneler mevcut. Bunlar bölge içerisinde yayılımı oldukça ender olan yerler ve burada tamamen düzleşmiş fiyam yapılarını el örneklerinde görmek mümkün değil. Buradaki hakim yapı çoğunlukla camsı bir malzeme. Bu dereceden kaynakların maksimum kuru birim ağırlığı ve dayanım değerleri sırasıyla 23 graniton bölü metreküp ve dayanım değeri de 50 megapascal. Önceki çalışmalara baktığımız zaman da özellikle bu sınıf için alt sınır değeri yaklaşık 2.3 gram bölü santimetre küp ve buna karşılık diyecek olan 50 megapascal değerini bu derecenin alt sınır değeri olarak burada tanımladık. Önceki çalışmalara bağlı olarak bu çalışmada da biz yoğunluğu dikkate aldık ve tek fark dayanımı buraya eklemiş olduk. Aslında hem birim ağırlık hem de dayanımı her ikisini birlikte bir kaynaklanma derecesi için ana nicel göstergeler olarak kullandık. Ve bu iki ayrı parametre ile malzeme özellikleri arasında korelasyonlarda bulunduk ve burada ampirik ilişkiler elde ettik ve bu ilişkileri kullanarak da örneklerin farklı kaynaklanma dereceleri arasındaki sınır değerleri belirlemeye çalıştık. Şekilde görüldüğü gibi burada birim ağırlık değerleriyle gözeneklilik, su emme, yüze yaşınma ve tek eksenli sıkışma dayanım değerleri var. Burada ilk şekilde bakacak olursanız birim ağırlık değeri arttıkça özellikle kaynaklanma derecesine bağlı olarak gözeneklilik değerleri de azalıyor. Benzer olarak yine su emme değerleri de aşınma değerleri de benzer. Son şekilde bakacak olursak yine yoğunluk değerinin artarken yine burada kaynaklanma derecelerine bağlı olarak tek eksenli dayanım değerleri de artıyor. Tabii burada tek tip kaya birimi kullandığımız için korelasyonlar da oldukça yüksek. 0.95, 0.94 gibi değerler söz konusu. Yine hata payları da oldukça düşük. Şekilde gördüğü gibi yaklaşık yüzde paraziteye bakacak olursak %2 civarında bir hata payı söz konusu bu ilişkiler için. Yine benzer olarak tek eksenli dayanımla yine eğilme dayanımı, şimit geri sıçrama değerleri, ultrasonik ses hızı ve çivi penetrasyon derinliklerini de karşılaştırdık. Ve tüm bu ilişkileri kullanarak bir yarı kantitatif bir sınıflama oluşturmaya çalıştık. Şekilde oluşturmuş olduğumuz sınıflamayı görüyoruz. Burada özellikle önceki araştırmacıların yapmış olduğu tanımları da dikkate alarak, onlara da yer vererek birden 6'ya kadar farklı kaynaklanma dereceleri bulduk. Bunların dokusal farklılıklarını ifade ettik. Hem kül matrisin sıkışmayla etkisini hem de sıcaklığın etkisiyle birlikte pomza parçalarındaki dokusal farklılıklar. Ve alt tablodaysa yine bu sınıflama skalalarına bağlı olarak yine malzeme özelliklerin sınır değerlerini tanımladık. Burada birim ağırlığı kullandık. Diğer araştırmacılar gibi yine gözenekliliği kullandık. Su emme, yüze yaşınma, P dalgası hızı, çivi penetrasyon derinliği, tek eksenli sıkışma dayanımı ve eğilme dayanımı değerlerini tanımladık. Burada şu önemli aslında, bu sınır değerlerini belirledikten sonra özellikle dayanım için dayanım tanımlamalarına gittik. Burada Hook ve Brown'un bir dayanım sınıflaması var.
Bunu modifiye etmeye çalıştık. Elde etmiş olduğumuz bu sınır değerlerine göre. Burada açıkça şunu söyleyebilmek mümkün. Burada yoğun kaynaklı birimler aslında yüksek dayanıma karşılık geliyor. Orta derecede yoğun kaynaklı birimler orta dayanımı. Yine zayıf kaynaklı birimler, özellikle orta derecede zayıf veya çok zayıf kaynaklı birimler ise düşük dayanıma tekabül ediyor. Yine sinterlenmiş, yani artık kaynaklanmanın başlangıcında olan birimler ve kaynaksız birimler ise çok düşük dayanıma sahip birimler. Sonuç olarak bölgedeki ilimletlerin kaynak dereceleri, kaynaksızdan yoğun kaynaklıya kadar geniş bir aralıkta değişiyor. Ahlat taşları kaynaksızdan orta dereceye kadar çıkabiliyorlar. İlimletlerin dokusal varyasyonlarını 6 kaynaklama sınıfı içerisinde değerlendirdik. Burada sadece sınıf 6 için yeterli örneğimiz yoktu ama alt sınırı belirleme şansımız oldu. Yapı taşının uygunluğunun değerlendirilmesinde temel gereklilikler olan kuru birim ağırlık, ödeneklilik, su emme, aşınma ve kaya dayanımı parametrelerin İlimlilik birimlerindeki kaynaklanma derecesinin değerlendirilmesinde de etkili kandidatik göstergeler olduğu ve alt sınıfların tanımlanmasında da kullanabilir olduklarını belirlemiş olduk. Bu çalışma tabii petrografi, dokusal ve biyoloji özellikle çok fazla değinmedik ama bize katkı sağlayan hocalarımız var, meslektaşlarımız var. Yusuf Anadolu'ya, kıymetlerinize, Özgür Karoğlu ve Yolcu Özdemir arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için sizlere de teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Aslında iyi bir zamanlama oldu. Belki bir sözlü soru alabiliriz. Chat'ten de yazabilirsiniz. Sözlü soru var mı acaba? Soru yok. O zaman şöyle ben bir soru sorayım isterseniz. Ben de onun için hızlı anlattım hocam, soru gelir diye inşallah. Buyurun. Yok, ben şey diye, şimdi siz bu ocaklara gidip blokları alıyorsunuz ya. Yani ben de çok tüflerle çalıştım. Bu yönün etkisi var mı acaba sizin özellikle dayanım parametrelerinde? Çok teşekkür ediyorum. Hocam yönle ilgili açıkçası biz daha çok buradaki piyam yapılarına denk dik olacak şekilde biz almaya çalıştık ama tabii her zaman onu bulma şansımız olmadı ve daha çok da yapı taşlarından daha çok kaynaklanmış örneklerde biz taş atölyelerinde daha çok bulunduk ve taş atölyelerinde bunu dikkate alarak almaya çalıştık. Yani, ocaklarda ise dediğim gibi daha çok kaynaklanmamış, çünkü bunları taş atölyelerinde bulma şansımız yoktu. Çünkü daha kaynaklı birimleri topladıkları için veya onları ürettikleri için biz daha çok kaynaklı birimler için açıkçası ocaklarda bulunduk ama tabii ki yine de dikkat ettik açıkçası. Çok teşekkür ediyorum.